Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle kusura bakmayın bu görüntü için. Şu anda burası 36 derece. Ege bölgesinde, Ayvalık civarındayım. Üzerime kumaş parçası değmesinden nefret ediyorum. Hani gerekirse çamaşır zaten giymiyorum, şortla geziyorum. Böyle bir hassasiyetim var, bunun için çok özür diliyorum. Böyle rahat ediyorum ancak. Şimdi Bahir Aleyna isimli izleyicim sağ olsun hatırlattı bana, kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Dua videosu yapacaktınız ne oldu diye. Evet arkadaşlar, hazırlığımı yapmadım, keşke notlarımı alsaydım, çok daha geniş olurdu ama mesajı okur okumaz gece vakti de olsa bir şeyler söylemek istedim. Şöyle ki arkadaşlar, şimdi bir yaratıcı var, inanıyoruz değil mi, işte insanlık, işte bir kısmı inanmıyor. Ben yaratıcı konusunda agnostiyim, onu söyleyeyim. İki farklı şekilde kendimi tanımlıyorum. Dinler konusunda ben deistim. Dinlerin hiçbirine inanmıyorum. Tanrı konusunda da %1 milyon emin olmamakla birlikte agnostiyim. Yani ne vardır ne yoktur. Ben ortadayım baba, hiçbir şey söylemiyorum. Niye? Şimdi... Tabii düşünüyoruz biz, insanız, bize verilen akılla, beyinle biz düşünüyoruz. Bir takım hesap kitap yapıyoruz. Mesela işte nedir? Yani şöyle bir düşünün, şimdi savaş esnasında mesela Türksünüz, sizden bizden örnek vereyim. Şimdi Ermeniler mesela Kars civarında yaptıkları zulümleri, işkenceleri biliyorsunuz değil mi? Böyle karınları deşip bebeği almışlar annelerin karınlarından. Allah o ara etkilenmiyor. İşte Bosna Hersek'te neler olduğunu gördük çok yakın bir geçmişte. İnsanlara yapılan çeşitli işkenceler, işte hadi biz işte Müslüman bir coğrafya burası. Yani işte çok yakınımızda halen devam eden bir savaştan bahsediyoruz. İşte savaş da değil yani, bir katliam söz konusu. İşte İsrail'in yaptığı zulümler. Burada tabii Hamas'ı, o şerefsizleri anmadan geçemeyeceğim. Bunun olacağını biliyorlardı arkadaşlar. Bakın, bunu sakın unutmayın. Hamas, İsrail'in orayı yerle bir edeceğini biliyordu. O Hamasçılar da şerefsizin önde gideni, onlar bence anlaşma yaptı. Neyse, anyway diyelim. Şimdi orada 20 bin küsür çocuk öldü. Bakın. Şimdi Kabe'nin etrafında vır vır dönüyor. Belki 1 milyar insan, bilmiyoruz. Ne kadar gidiyorsa artık, 500 milyon mu gidiyor. Bu eller açılıyor orada, kurbanlar kesiliyor, bilmem neler oluyor. Ama nasıl bir dua böyle? Dua seli böyle, nehirler akıyor. Yani İstanbul Boğazı'nı düşünün ya da Çanakkale Boğazı'nı, oradan akan suyu düşünün. O şekilde bir dua akışı var ya. Ya milyarlarca el kalkmış. Ya Sayın Tanrı, bizim dualarımız nereye gidiyor ya? Hani şey yaparız bilir misiniz, böyle motosikletlerde, arabalarda da var. Yani rüzgar dizaynı yapılır böyle. Arabalar bir rüzgar tüneline sokulur. Orada rüzgarı neresinden atıyor, nasıl atıyor kenarlardan falan, ona bakılır. Rüzgar tutmaması için. Hani o rüzgar arabanın sağından, solundan, üstünden, altından böyle ne kadar geçiyor, araba ne kadar bunları absorbe edebiliyor, ona bakılır. Testlerde insanların duaları da öyle, Tanrı'nın üstünden, yanından, sağından, solundan, artık varsa altından geçip gidiyor herhalde. Hiç etkilenme yok, gerçekten süper, harika. Ben özellikle inanan kardeşlerime sormak istiyorum. Arkadaşlar, bizim dualarımız nereye gidiyor? Ya rica ediyorum, şu basma kalıp şeyleri söylemeyin. Bakın, dışına çıkın. Ben sizi önemsiyorum ve düzgün sorular soruyorum size. Yani dalga geçmiyorum, yanlış anlamayın. Düzgün sorular soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar, milyarlarca edilen dua nereye gitti ya? Allah her şeyi görendir, bilendir. O hepsini öbür tarafa bıraktı. Ulan bu dediğini kabul ediyorum. Tamam. O hepsini öbür tarafa bıraktı. Be çemiş gezekli kardeşim. O zaman sen niye ısrarla dua ediyorsun? Bilimle, ilimle
uğraşsana, sanatla uğraşsana. Demek ki senin duaların hiçbir işe yaramayacak. Kendin söylüyorsun zaten. Diyorsun ki Allah her şeyi öbür tarafa bıraktı. Demek ki o zaman bu dualar hiçbir işe yaramayacak. Onun katına gitmeyecek. Gitse de duymamazlıktan gelecek. O zaman niye dua ediyorsun? Bu birinci soru. İkinci bomba sorum geliyor. Dualarımızın karşılığı nerede? Arkadaşlar. Dualarımızın karşılığı nerede ve net olarak bir cevap istiyorum. Bugüne kadar yeryüzünde net bir şekilde kabul olmuş bir duadan bana bir örnek verebilir misiniz? İşte şu topluluk şu şey için dua etti, bu kabul oldu. Ya siz, ya bakın kötü kelime kullanmak istemiyorum. Gerçekten çok cahilce davranıyorsunuz ya. Ya Türkiye'den iki takım maça çıkıyor. Türkiye'den, Müslüman ülkeden, yani Arabistan'da dahil olmak üzere bütün futbolcular elini açmış mesela, dua ediyor. Birkaç tanesi mesela bakıyorsun, A takımından biri böyle dualar ediyor, işte yüzüne sürüyor, öbürü de dua ediyor. Lan oğlum, ikinizden birinin duasını, birisinin duasını niye kabul etsin lan? Yani maça niye ortak ediyorsunuz Allah'ı? Allah maçta taraf mı tutsun, bunu mu istiyorsunuz? Tezahüratı da bekler misiniz? Ya alemsiniz ya, vallahi şaka gibisiniz arkadaşlar. Eylem söylem farklılıklarınız oluyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki efendim sen işine bak, burnunu sokma böyle konulara. Şimdi yorum yapan arkadaşlardan biri, dinleyicilerden, dinci tayfadan bana öyle demiş. Sen işine bak, kafanı takma böyle şeylere. Takmayalım değil mi güzel kardeşim? Böyle at gözlüğü de takalım birer tane. Öyle dümdüz yürüyelim. Böyle istiyorsunuz da. Böyle istiyorsunuz ama bu dünyayı da hiç bırakmıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, her türlü lüks, şatafat ve teknolojiden, özellikle teknolojiden faydalanıyorsunuz dibine kadar. Madem ki inananlar için bu dünya imtihan yeridir, öbür taraf sonsuzluktur, siz öbür taraf için yaşıyorsanız burada neden birbirinize kazık atıyorsunuz? Karşılıksız çekler, borç alıp vermemeler, bilmem neler, onlar bunlar. Bak konu nereden nereye geldi. Dualarınız nereye gidiyor? Sonuç olarak arkadaşlar, bana bir tane örnek verin. Ben şöyle yapacağım, çok özür diliyorum diye belirteceğim. Hangi dua ne zaman kabul oldu? Çin'de biliyorsunuz, Uygur Türkleri miydi neydi, yanılmıyorsam orada Çin'deki Türklere bir zulüm yapıldı. Daha geçenlerde, yakın bir dönemde. Onlara yapılan dualar nereye gitti? Burada cuma, her cuma dua yaptınız. Nereye gitti? Ya bir taneniz de çıkıp sormuyor mu? Arkadaş benim dualarıma ne oluyor ya? Nereye gidiyor benim dualarım abi? Hocaya sorun. Cuma'ya gidiyorsunuz ya. Hocaya sorun. Deyin ki hoca efendi, hoca efendi benim duam nereye gitti kardeşim ya? Bana bir cevap verin. Değil mi? Onlar Allah adına konuşma yapan insanlar ya, bunun da cevaplarını vermeleri gerekiyor. Evet arkadaşlar, bunlar için bullshit diyoruz. Ama yine respect, saygı yapıyoruz ve soruyoruz. Bugüne kadar kabul olmuş bir tane duanızdan örnek verin. Sevgili arkadaşım, umarım senin de beklentilerini karşılamışımdır. Video çek diyen sevgili arkadaşım. Hoşça kalın, iyi geceler.